Şimdi bazıları siyasete girme diyor. Birazcık dokunma görünce aman aman siyasete girme diyor. Siyaset nedir? Ben politikaya girmiyorum. Politikacı değilim, tamam. Ama siyasete de o sizin bildiğiniz anlamda girdiğim falan yok. Siyaset nedir? Benden kesilen vergilerin nereye harcandığını sormaktır. Siyasete girmek dediğiniz buysa ben girerim kardeşim. Bin bir emekle büyüttüğüm, 20 yaşına getirdiğim çocuğu askere götürüyorum. Onun emrine veriyorum. O da onu savaşa sürüyor. Ve ölümüne sebebiyet veriyor. Orada burada gereksiz yere savaştırıyor. Ben de bunu sana gönderdiğim, emanet ettiğim çocuğu niye savaşa sürdün diye sormak, siyasete girmekse ben girerim kardeşim. Girmeyenler, Ali Şeriat'ın tabiriyle istihmara uğrayanlardır. Yani eşekleştirilenlerdir. Eşekleştirilenler bu soruları sormaz. Benden kestiğin vergileri nereye harcıyorsun diye bir aydın sormuyorsa, insanlara niye zulmediyorsun? Sen kendi sarayında ejder suyu içerken vatandaşı niye domates, biber, patlıcan kuyruğunda 3 kuruş aşağı vereceğim diye bekletiyorsun diye sormuyorsa, bir ülkenin aydını o eşekleşmiş demektir. Evet, bunun adı budur. Ali Şeriat'ın koyduğu bir tabirdir. İstihmar. Eşekleştirme demektir. Yani şunu demek ister. Sen kendini eşek yerine koyarsan sırtına semer vuran çok olur. Düşünce sahibi, konu araştırmacısı arkadaşlar var. Mesela Mustafa Öztürk gibi, Mustafa İslamoğlu gibi, onlar da aşağı yukarı bu çizgide bazı farklılıklar olsa da savunuyorlar, bazı fikirleri var. Şimdi Edip Yüksel gibi bunları engellisine uğratıp konuşmalarını, konferanslarını engelleyip kaçmaya mecbur edip mahkemelerde falan süründürerek yıldırmak istiyorlar. İşte bunlardan birisi ben. Bunlar da söylediğim isimlerden daha 20 kişi falan sayabilirim bu şekilde. Bunları geleneğe karşı çıkmakla, sünneti inkar etmekle, Kur'an'ı kabul etmemekle, din dışına çıkmakla, ateizme, deizme falan yol açmakla, hadisleri kabul etmemekle, ulemaya, evliyaya karşı gelmekle suçluyorlar. Ve dini camialardan dışlayıp ya akıllarınca din dışı inan etmeye kalkışıyorlar. O nedenle ben bu tür fikirleri savunan arkadaşları hep savunmuşumdur. Sizler de gördüğünüz yerde bunları savunun. Boş bırakmayın. Videolarını herkese yayın. YouTube'da filan. Bunları duyurun. İnsanlar dinlesinler, okusunlar. Öyle cehalete prim vermemeliyiz. Ve cehalete asla teslim olmamalıyız. İbrahim'in soruları diye bir makalem var. Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın sorularını incelediğim bir makaledir bu. Hanginiz Muhammed kitabında bunu okuyabilirsiniz. Benim çok dikkatimi çekiyor Kur'an kıssalar içerisinde İbrahim kıssasındaki sormuş olduğu sorular. Mesela ölüleri nasıl dirilttiğini bana gösterebilir misin diyor. Soru soruyor. Musa da Allah'ın kendisini nerede olduğunu soruyor. Yani bana kendini gösterebilir misin diye soruluyor. Melekler de yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın diye soruyor. Bak bu üçü de soru. Üç tane soru. Allah'ın kendisiyle ilgili bir soru. Neredesin? İkincisi, ölülerin dirilteceğini söylüyorsun. Nasıl dirilteceksin? Bunu bize gösterebilir misin? Onu da İbrahim soruyor. Melekler de insanlık tarihinin en büyük sorusunu soruyor. Demek
yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak birisini yaratacaksın. Allah'ın davranışını sorguluyor. Ölüleri dirilteceğini sorguluyor. Bir de kendisini de sorguluyor hatta. Diyor ki neredesin? Bana bu kendini göster. Şimdi arkadaşlar bakın bu üçü ateizmin üç sorusudur. Allah nerede? Hani gösterin bize. Ölüler nasıl diyecek? Bir tane dirilen var mı? Göster. Kötülük niye var? Kan dök ve fesat çıkarma niye var? Bu üç soru da Kur'an'da soruluyor. Çok güzel. Çok hoş. Maşallah. Dolayısıyla çok güzel. Tarikatçıların tarikatın girişinde yazıp yukarıya koyduklarını söylediği söz yanlıştır. Soru sormak şeytandandır. Yanlış. Soru sormak meleklerdendir ve peygamberlerdendir ve rahmanidir. Şeytan soru sormaz. Şeytan aldatır. Yani kötüyü güzel gösterir. Çirkini güzel gösterir ve seni aldatır. Sen sanarsın ki bu çok güzel ama kötü. Şeytanın işi soru sormak değil. Şeytanın işi aldatmak. Dolayısıyla biz soru sormaktan çekinmemeliyiz. Maşallah. Ben Allah'ın soru soran insanları çok seveceğini düşünüyorum. Her türlü soran mı? Meleklere niye o soruyu sorduruyor dersiniz? Yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın? İnsanlık tarihinin en temel sorusu bu. Bu soruyu meleklere sordurmak suretiyle kendi davranışının, yaratılış davranışının, insanın yaratılış, yarattığı insanın yeryüzünde yol açacağı şeylerin sorgulamaya açık olduğunu bize göstermeye çalışıyor. Şimdi İbrahim'in soruları. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın siz neyin önünde dikiliyorsunuz? Bak hep sorudur. Dikkat edin. Çok ilginç yani. Ve Rabbim güneş olamaz. Battı. Ay da olamaz. O da batır. Ben batanları sevmem. Bak soru soruyor. İçinde yaşadığı toplumun teolojisini aynı zamanda ekonomi politiğini sorgulamaktır. Ay, güneş, yıldız, tanrı, kral ve halk anlamına da geliyor. Dini literatürde o dönemde. Hep ben sorgulama görüyorum. Hep soru sorma görüyorum. Sorularla insanlar bir yere ulaştırmaya çalışıyor. Son olarak da şöyle bir ayet var peygamberimize yönelik. Ve mesaile felâ tenhar. Onun üzerine tabii bize söylüyor. Sâili sakın hor görme. Sâil burada iki anlama geliyor. Bir, isteyen. İki, soru soran. Soru soranı sakın azarlama. Soru kelimesi mesele kelimesinden geliyor. Meselesi olmak. Yoksul da burada ihtiyacı olduğu için senden bir şey istemek. Yani bir param var mı diye soran kişi anlamına geliyor. Yani o da soru sormuş oluyor. Dolayısıyla hem soru soranı hem de yoksul olanı azarlama diye de nerede mesela bir abuk subuk soru sorulsa bana böyle çok karşılaşıyorum bunlar. Birisi kalkıyor yani böyle çıldırtan bir soru soruyor. Hemen bu ayet aklıma. Sakın soru soranı azarlama. Yani senin hoşuna gitmiyor adamın sorduğu soru. Ama asla soru soranı azarlamayın. Bir şey etmek istiyorum. Bir istisna yapmak şeyi var. Yani çok hoşuma gitti. Bu tespiti hiç daha önce böyle bu üç soruyu bir arada değerlendirmemiştim, işitmemiştim. Maşallah Allah razı olsun. Yani bu şeyde işittiğim en hoş şey, yeni bir şey öğrendim. Yalnız bir çeşit soru var ki o eleştiriliyor. Çok ilginç. Ve işin ilginci en çok o soru soruluyor. Bunlar felsefi sorular. Harika sorular, sorulması gereken şeyler. Ama bir çeşit soru var ki Kur'an diyor bu soruyu sormayınız. Zorlaşır. Nedir? İnek mesela bir şeyde. Rengi nedir? İşte şurada mıdır, burada mıdır? Yani teferruatla ilgili felsefi bir soru değil. Gereksiz ritüel. Yani anlama kastıyla sorulan bir soru değil. Yani olayı anlama değil. Olayı sadece gereksiz daha fazla teferruat istiyorum. Bana zorlaştır işi. Yani alakasız uyduruk detaylar. Ve işin ilginci mezhepler, hadisler, madisler hep bu tür soruları sorar. Yani kritik düşünmeyle alakası olmayan sadece işi böyle askeri türden işte şunu nasıl yapacağım, ayaklarımı nereye koyacağım, parmaklarımı nereye ne yapacağım bu tür soru. Hatta tuvalete nasıl gideceğim, hangi ayakla, kaç taşla kıçımı temizleyeceğim soruları sormuşlar. Ayakta nasıl işeyeceğim ve peygambere onu şey ettirmişler, yaptırmışlar. Ben bir video yaptım. O videoda söylemedim ama düşünürler. Aslında onlara soru demekti bence doğru. Soru yani tabii. Şey var. Başka bir şey yani. Karpuz nasıl kesilir? Şey. Karpuz nasıl kesilir diye bir video yaptım. Yani karpuzu böyle
diklemesine kesmeyin. Nedir? Meridyenlere göre değil, paralel kesin. Bir taban üzerine güzel bir video. Orada tabii dinden falan bahsetmiyorum ama aslında orada verdiğim bir mesaj var. Bunu anlamayanlar diyor ki işte ya karpuzun nasıl kesileceğini anlatan bir adam böyle birisine nasıl ciddiye alınır böyle birisi falan. Twitter'da yazıyor falan. Benim ona cevabım neydi? Utanmaz herif. Sana peygamberin nasıl işediğini, haşa kıçını nasıl şey dini yani peygamber öğretiyor ki ya buna inanıyorsun. Yani işeme konusunda peygamberin örnekliğini arıyorsun ama karpuz kesme konusunu yanlış şey görüyorsun. Anlamsız, komik görüyorsun. Yani maalesef yani Müslümanlar bu konuda, Müslüman dediğimiz Sünniler, Şiiler ve Katolikler falan hep bu tür sorularla, çünkü bu sorular aslında asıl konuları kamufle etme ve insanları bu tür ritüellerle şey etme, meşgul etme olayı oluyor. Çok sağ ol. What are the sources of Islam? Burada sen ifşa oldun. Güzel. Nereye? Gidiyorum.